Savcı Hanım. Halit Bey. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Halit Bey, ben oğluma ulaşamıyorum. Bir sıkıntı mı var? İyi demiştiniz. Gözlerini açtı demiştiniz ama... arıyorum, ulaşamıyorum. Sizi de aradım. Açmadınız. Gelmedi hala oğlum evine. Yani eğer bir problem varsa... ne olur söyleyin lütfen. Şimdi şöyle bir durum var Sacide Hanım. Bunu size nasıl söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum ama... bazı durumlardan sebep... Ömer'le iletişimimiz kesildi. Başına bir şey mi geldi? Yattığı hastaneye örgüt elemanları tarafından bir baskın oldu. Ondan sonra da maalesef iletişimimiz kesildi. Eyvahlar olsun. Allah'ım sen yardım et. Ona bir şey olursa ben yaşayamam Halit Bey, yaşayamam ben. Hiçbir şey olmayacak. Tüm unsurlarımız aktif halde. Hepimiz Ömer'i arıyoruz. Rahat olun lütfen. Bana oğlumu getirin Halit Bey. Ne olur oğlumu getirin bana. Kuzumu getirin bana ne olur. Oralarda bir başına bırakmayın lütfen. Size söz veriyorum. Oğlunuzu size getireceğim. İnanın bana. Çıkın dışarı. Mesajımızı ilettik. Bakalım senin için ne kadar fedakarlık yapacaklar. Ben ölümü göze aldım. Elini boşuna ovuşturma. İstediklerini alamayacaksın. Öyle söylüyorsun ama bakalım onlar senden bu kadar kolay vazgeçecekler mi? O konsolosluğun kapıları bize açılacak. Bayrağınızı indirip o kadar da güçlü olmadığınızı göstereceğiz. O bayrağı daha önce indirmeyi çok denediler. Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvel birleştiniz. Ama ölülerinizi bile geride bırakıp kaçmak zorunda kaldınız. Şimdi çok daha güçlüyüz. Tüm hücrelerinizdeyiz. Bak dünya bizim kontrolümüzde. Sonum onlardan farklı olmayacak. Bak bizzat ben buna garanti veririm işte. İşimiz bittiğinde de kafanı sıkıp atacağım seni bir köşeye. Fazla zorlama kendini. Ölmek için henüz daha erken. Ben ölsem bile peşini bırakmayacaklar. Türk devleti dökülen kanın hesabını sorar.